Evet arkadaşlar, şimdi pazarda hangi otlar satılıyor? Hemen benim karşı komşum olan Huriye'nin yanına gidiyoruz. Huriye'cim kolay gelsin, hayırlı işler olsun. Neler satıyorsun? Yeşillik satıyorum. Yeşilliklerin var. Mantar var. Mantarların, kabakların, üzümlerin, yer elması. Böyle Huriye'nin Alakeçi'den geliyor. Bir yığın ürünleri var. Kendisini de görelim. Ot çekimi yapıyoruz şimdi. Hangi otlar var bakalım? Kuzu kulağı var, marul var. Kuzu kulağı. Marulu zaten sen yetiştiriyorsun. Yabani değil, değil mi? Kendim buradaki var. Kuzu kulakları öyle göstereyim. Öyle tarladan. Bunlar ne? Nane. Bunlar roka. Bunlar ne diyorsunuz? Kazayağı diyorsunuz. Başka ne var? Bunun doğudaki ismini biliyor musun ablacığım? Bilmiyorum. Tırşok derler doğuda. Tırşok mu? Tırşok. Tırş demek ekşi. Tırş. Anladım. Tırş, ekşi. Tamam. Tırşok öğrenmiş olduk. Doğuda tırşok. Evet, kazayağı. Nane. Evet, bu da böyle tüylü nane değil mi bu? Yok. Acı nanesi diyor yavrum. Acı nanesi. Yerli nane. Bakalım. Kazayağı. Burada. Bu ota ne diyorsun? Eşek helvası diyorsun. Ben buna sütlüce diyorum. Başka ismini biliyor musun? Yok, eşek helvası biliyorum. Eşek helvası yalnızca. Bayramiç'te eşek helvası deniyormuş bu ota. Biz İzmir'de buna Türkmen düdüğü diyoruz. Ha. Ben de kanalımdaki anlatımlarda sütlüce otu diyorum. Çünkü çok sütü akan bir ot. Ha, çok güzel bir ot. Neyle kullanıyorsunuz bunu? Ne yapıyorsun bunu mesela? Borana yapıyorsun. Borana yapıyorsun. Vallahi bir borani tarifi verir misin? Ha. Nasıl yaparsın? Soğan doğrayız. Bunu bir haşlaması oluyor. Borani yaparken soğanı doğruyoruz. Başka? Bunu haşlıyoruz, içine doğruyoruz soğanı, kavuruyoruz. Bir yumurta kırıyoruz. He, ona borani diyorsunuz. Borani. Tamam, bizim İzmir'de borani biraz daha farklı oluyor. Yörük borani. Ana bu yörük boranisi mi oluyor? Yörük boranisi oluyor. Çekimde yardımcı olan Suat kardeşim. Evet, ablama yavaş yavaş acemiliğimizi atıyoruz ablama. Evet, çekimi. Evet. Kaça veriyorsun otları? 20 lira. 20 kilosu mu 20 lira? Evet. Bunları toplamak 5 lira mı veriyorsun? Evet, bakar mısınız arkadaşlar? Şu emeği görüyor musunuz? Ben dün akşama kadar kaç demet? 2 demet topladım galiba bundan. Birçok ot topladım. Çekiminde gördünüz. Buna 5 lira diyor. 5 lira olabilir mi arkadaşlar bu? 5 lira. Huriye'den gelin, alışveriş yapın. Onun ürünleri çok ucuz. Emeği çok değersiz. İlaç yok, gübre yok. Doğada kendiliğinden yetişiyor. Tabii tabii. Bakın, bu kadar şifalı, ekşi olan diyor. Salatalara doğrayın, limona gerek yok. Evet. Burada da organik mantarımız var. Evet, zaten... Ana mantarın adını söylüyorum, adını sizde ne diyorlar? Karakulak. Karakulak mantarı. Evet. Gelin buraya Bayramiç'e. Buraya annemizden, evet. Buradan alışveriş yapın. Gelin buyurun. Devam edelim. Kolay gelsin, hayırlı işler olsun. Evet, buraya geldik komşumuz. Neler satıyorsun? Neler satıyorsun? Otlar satıyorum. Hangi otlar? Turp otları. Turp otları. Kaça satıyorsun kilosunu? 20 lira, 25 lira. Evet, sabahleyin 25 lira, evet. Akşama doğru 20 liraya düşen, evet. Turp otu. Evet. Ne yapıyorsun bu turp otundan? Kaynatacaksın. Kaynatacağız. Limonlu, ya, zeytinyağlı, ha. Salatası. Evet. Tamam, İzmirliler gibi. Biz de öyle yaparız. Haşlarız bunu güzelce. Evet. Üzerine zeytinyağı, evet. Limon sıkarız, tuzunu atarız, soğanla yeriz. Çok güzel o olur. Da güzel olur, kavurması da güzel olur. Bu otumuz ne? Ne diye söylüyorsunuz? Evet, hindibar. Karaciğer temizleyen. Hani ben arkadaşlar diyorum ya, buna kara hindiba diyorlardı. Artık hindiba demeye başladınız. Çok güzel. Evet. En azından değiştirdik. Buna ne diyorsunuz peki? Yok. Evet. O kara hindiba. Evet. Ben öğreteceğim kara hindivayı pazarda herkese. Evet. O tabii ben tarif etmiştim geçen hafta. Evet, getirdim. Çok şifalı. Herkes alsın ondan. Ben biliyorum ama öğretiyorum size. Kaça satıyorsun kilosunu? Kilosunu ne kadara veriyorsun? 20 lira. Bakar mısınız arkadaşlar? 20 lira diyor. Geçen yıl ben Urla'daydım. Bunun kilosu 35 lira diye hatırlıyorum. Evet. 35 lira. Bayramiç'te her şey çok ucuz. Bayramiç'te her şey çok ucuz değil mi? Evet. Şimdi buradaki bakın mavi hindiba otu. Bu benim kanalımda anlattığım. Neden mavi hindiba deniyor buna? Mavi çiçekleri olduğu için Hindiba zaten bildiğiniz gibi çok geniş bir aile, kardeş grubu olarak. Burada başka bir otumuz var. Kazayağı otumuz. Kazayağı otuyla ne yapıyorsunuz? Nasıl yemekler yaparsınız? Çiğden salatasını yapıyorsunuz, öyle mi? Arkadaşlar bunu çiğden salatasını yapıp yiyebilirsiniz. Böyle şifalı otlar pazara gelmiş. Pazar tezgahlarını süslüyor. Teşekkür ederiz. İyi satışlar. Hayırlı işler diliyoruz. Gel gel. Evet. Resul ablamızın tezgahı buraya kadar uzanıyor. Burada da evet bakın burada yabani pazı. Bu yabani pazı arkadaşlar. Bakın benim arazimde olmadığı için bunun çekimini yapamadım. Benden istemiştiniz bunu çekin diye. Aynı pazıya benziyor. Yaprakları aynı. Bakın doğallığını görebiliyorsunuz. Böcekler yemiş, ısırmış, yemiş, beslenmişler. Böyle bunları bulduğunuz zaman alın, kaçırmayın arkadaşlar. Şifa kaynağı, demir, kalsiyum yönünden çok zengin. Evet, burada gelelim. Evet, bakın arkadaşlar burada bu yabani sarımsak. Evet, bunun diğer adı İzmir'de körmen diyebiliriz. Bazı yerlerde kördem derler. Körmendir ama burada yabani değil, biz de yabani. Evet, yabani sarımsak herkes daha iyi bilir. Evet. Aynı sarımsağa benziyor. Şöyle ben göstereyim yine. Arazide böyle gösteririm size. Bakın. Evet, pırasayla sarımsak arası. Çok lezzeti daha güzel. Çok da acı değil yemesi. Bunun da kavurması güzel olur. Bir de yemeklerin arasına, özellikle kavurmaların arasına konduğu zaman aroması daha güzel oluyor. Bunu havuçlu yemek mi yapıyorsunuz? Normal pırasa gibi. Pırasa. Ha, o da güzel. O da güzel. Ama doğal en azından. Böyle ilaç görmemiş. Isırgan otunu arkadaşlar biliyorsunuz. Bakın çok tazeymiş bunlar da. Kanı temizler. Evet, kanı temizler. Bu zaten herkesin bildiği bir ot. Dalagan diğer ismiyle. Hemen şuradaki otumuza girelim. Bu otumuzun ismini ne diyorsunuz? Akça tiken. Akça tiken diyorsunuz. Evet, başka bir isim. Bu da kuşkonmaz arkadaşlar. Tilkişen diğer adıyla. Bu da çok lezzetli. Bu acı filize göre biraz daha tatlıdır arkadaşlar. Böyle. Bunu haşlayıp böyle etlerin yanında çok güzel yenir. Çiğ de yenir. Evet. Hafif böyle bir salyası vardır. Akar. Güzeldir. Sen et. Evet. Suat hemen etçildir. Ben otçum. Şuraya koyalım bunu. Kazayağı otu diyorum ben buna. Siz ne diyorsunuz? Siz de nasıl yemek yaparsınız? Nasıl yemek yaparsınız? Güzelce ıspanak gibi lazım. Tamam. Evet. Oh, oh, harika olur. Bu kadar basit. Ot yemekleri zaten en güzel, en kolay. Şu ota ne diyorsunuz? O da hindiba. Çok güzel. Tamam. Hindiba'dır zaten. Mavi hindiba. Burada da genelde çiğ tüketiyor. Çiğ yenirse daha şifalıdır otlar. Çiğ yemek gerekiyor. Şurada arkada gördüğümüz şevketi bostan. Evet. Evet. Şevketi bostan otu. Kazayağı otunu demet yapmışsınız. Bu demeti kaça veriyorsunuz? 15 liraya veriyorsunuz. Güzel. Onun kilosu ne kadar? 30 lira kilosu. Tamam, çok güzel. Kuzu kulağı da var burada. Bu kuzu kulağının ekşi kulak mı diyorsunuz? Evet, ekşi kulak. Ne kadar demeti? 10 lira. Tamam. Dediğim gibi Bayramiç'te otlar çok ucuz arkadaşlar. Bayramiç'e yolunuz düşsün bir gün. Arap saçı, evet, bunlar da mı 10 lira? 10 lira. Bakın, Arap saçı dediğimiz kokulu bir oturun, anason gibi kokar. Yumurtalı kavurması harika olur. Etli yemeği de, kuzu eti yemeği çok güzel. Aynen öyle. Çok harikadır. Televizyondaki çıkardılar, bak bende de var. Lavanta türlerinden bir tanesi bu da. Bu da kullanılan, bak mis gibi kokmaya başladı. Oh, lavanta. Reyhan değil, lavanta. Lavanta türlerinden biri bu. Lavanta ailesinden geliyor mu? Lavanta. Benim arazide de çok bunlardan. Her yere ektim, çıkıyor, büyüyorlar, tohumları dökülüyor. Çok güzel. Kullan. Etlere çok yakışır. Et yemekleri. Allah'ım yarabbim, sana diyorum ya. Sonra et. Çekimin en güzel yanı bu oldu herhalde ablacığım. Et bir kısmı. Benim için de otlar tabii ki. Otların etle birleşmiş. Ne güzel şeyler yapıyorsun. Bir misafirine geleceğiz sana. Vallahi geleceğim. Keçi sağmaya da geleceğim. Oh, ne güzel. Hayırlı işler diliyorum. Bol kazançlar olsun. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, otları çekmeye devam ediyoruz. ot tezgahımız var ama burada kimse göremiyoruz. Evet. Merhabalar. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Sizi çekmeye geldim. Hangi otları? Evet. Şevketi bostanlar. Bakın böyle köküyle birlikte getirmişler. Hemen tersini de çekeyim. Şöyle göstereyim bakın. Şevketi bostanlarımız burada. Bakar mısınız kaçtan gidiyor? Bakın arkadaşlar. Gireceğim oraya da gireceğim. Bakar mısınız kiloya? Yani keşke et fiyatları da böyle hesaplacak. Yalnızca cumartesi günleri yalnız buradaki köylü fiyatlar pazarı. Böyle. Köylü pazarında çarşamba günlerinki fiyatını bilmiyorum. Burada gördüğümüz bu ota ne diyorsunuz siz? Sütlüce. Tamam. Eşek elması, sütlüce. Evet. Evet. Siz benden aynı isimleri kullanıyorsunuz. Tamam. Kazayağı otunu nasıl kullanıyoruz? Nasıl yemek yapacağız? Bunu yumurtalı kavuracağız. Tamam. Ondan sonra yenik yap, salçalı, soğanlı yemek. Evet. Öyle de olur. Yumurtalı yaparsın, soğanlı yumurtalı. Oh. Salatasını da yapıyormuşsun zaten. Hepsi yapılıyor aslında. Hepsi güzel oluyor. Ekşi kulak diyorlar burada. Kuzu kulağı dediğimiz ot. Ekşici otu. Bu da gelincik. Gelincik otlarımız biraz öğleden sonra şu anda olduğu için birazcık şöyle canlılığı gitmiş. Bakın gelinciğin kilosu bu kadar arkadaşlar. 15 lira. Duydunuz mu? 15 lira. Vallahi ben burada Şevketi bostanı gördüm arkadaşlar. Fiyatı şaşarsınız ya, 15 lira. İnanın bunları böyle toplamak o kadar zahmetli ki. Çok zahmetli. Çekeceğim onu da. Bu yabani mi bu da? Yabani pazı. Yabani pazı, evet. Bakın hemen burada göstermiş olayım. Bana çok soruyorsunuz. Pazıya çok benzer. Normal yetişen pazılardan biraz daha küçüktür ama daha lezzetli. Çok kuvvetli aroması var. Çok kuvvetlidir. Bunu yumurtalı kavurursunuz veya salatalara bile doğrayabilirsiniz. Börek çok güzel olur. Ispanak nasıl kullanılıyorsa bu pazıyı da öyle kullanabilirsiniz. Şöyle gelelim. Bu otlar arasında en çok sevdiğiniz hangisi? Otu mu? Bu otların arasında en çok hangisini seviyorsunuz lezzet yönünden? Şimdi bu şevketi bostan ekşili limonlu tadı ayrı. Evet. Bu da bodeniz deniyor. Kazayağı. Bodeniz. Bunun tadı da ayrı. Ayrı. Bu aynı maydanoz gibi kokusu var. Evet. Evet. Bu gelincik. Gelinciği de börek yap, özleme yap. Harika olur. Yemek yap. Evet. Yani hepsini seviyorsunuz yani benim gibi. Bütün otları seviyorsunuz benim gibi. Hepsi ayrı. Sen en çok hangisini seviyorsun? Evet, evet. Şevketi. O da güzel ama dediği gibi amcamın damak tadı kuvvetli. En güzeli bu. Bakın şöyle kökleriyle. Köklü. Nasıl pişiriyorsunuz onu? Köklü et yemeği. Etli yemek yapıyorsunuz. Eti oğlak eti. Oğlak etiyle. Kuzu etiyle ve oğlak etiyle çok güzel. Oğlak etiyle ben her şeyi seviyorum. Hayır bak şimdi. Oğlak etin çok az boy vereceğim tadını. Bizim bu daha ucuz. Oğlak eti daha çok. Hiç oğlak eti alma, bunu doğra. İçine baharatlarını koy. Patates doğra, havuç doğra. Bunun kökünü de doğra. Pişir düdüklü de. Harika. Et gibi olur. Harika. Et koymayı ve ağlamayın. Ot yiyin. Et yerine ot yiyin de. Abi havuç doğra, patates doğra. Abla niye böyle mesajlar veriyorsun? Veriyorum valla. Soğanın girdiği yer hep tatlı olur. Soğanın ama gibi. Bu da girdiği yerde zaten o lezzeti yakalar değil mi? Çok lezzetli. Valla. Ellerinize sağlık, emeklerinize sağlık. Onları haftaya çekeceğim. Bir de pazar neler satılıyor diye. Şimdi bugün otları çekeceğim yalnızca. Size hayırlı işler diliyorum. Bak, bu erik turşusu. Haftaya göster o zaman onları. Oho, tamam. Haftaya yine çekimimiz var. Tamam, sağ olasın. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Haftaya çekeceğim onları. Burada çok çekilecek yer var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın Kazdağ çayları. Evet. Bahçelere dikilerek yerişenlerdi. Evet. Yabanisi bu mu? Evet. Çok burada şurada karabaş otu göstereyim hemen gelmişken. Bakın her şey var bu pazarımızda. Evet. Burada da arkadaşlar Fatma arkadaşımızın toplamış olduğu kazayağı otları. Kazayağının arasına bakın şöyle kaymacık otu toplamışlar. Sarı ot diyoruz buna. Şöyle kök kısmı bunun sarıdır. Hemen dikkat edin. Hemen şöyle sarılığı. Haşladığımız zaman suyu da sapsarı oluyor. Evet. O nedenle sarı ot, kaymacık otu. Evet. Evet. Başka kuzu kulağını zaten göstermiştik böyle. Isırgan otumuz da var burada. Kengel, şevketi bostan. Evet, bu da çok güzel. Bakın bunlar da köklü. Bunun kilosunu kaça veriyorsun? 30 lira kilo. 30 lira burada kilo. Evet. Hazine. Evet, hazine. Aynen, aynen. Evet. Kazdağları'nın hazineleri. Hayırlı işler diliyorum. Görüşürüz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Arkadaşlar, benim arkadaşlarım bana küsmüşler. Unutmuşum ben onları videoya çekmeyi. Şimdi hemen gidiyorum yanlarına. Geldim, geldim. Geldim. Evet, benim komşularım bakar mısınız? Bana küsmüşler. Küsmeyin, ne olur küsmeyin. Unuttum valla. Unuttum. Bak, peynir elmasını da çek. Tamam, çekerim. Hangi otları satıyorsun? Söylemeyeceğim mi? Söyle, söyle. Sen söyle. Hangi otları topluyorsunuz? Aha, şuna bakayım. Bunlar kazayağı. Tamam. Ben hemen gördüm. Bugün pazarda bayağı gördüm kazayağı otlarını. Bakın arkadaşlar. Evet. Burada yabani maydanoz. Evet. Yabani maydanoz deniyor bunlara. Kazayağı otundan neler yapıyorsunuz? Kazayağından biz kavurmasını yaparız. Kavurması. Bir tarif verebilir misin mesela? Evet. Mesela bunu biraz hafif kaynatırım. Tamam. Çok su katar mısın? Az bir suyla mı? Az suyla. Çünkü vitamini gidiyor suyla. Evet, evet. Süzerim suyunu. Ondan sonra soğan kavururum. Tamam. Üzerine bunu da... Salça kullanır mısın? Hayır, salça kullanmazsın. Biraz da kuzu kulağı doğrarım. Evet. İneceğine yakın. Kuzu kulağı da zaten ekşimsi bir tat verir. Hafif çok güzel olur. İneceğine yakın. Kuzu kulağını da doğrarım. Çok güzel. Ondan sonra yumurtasını kırar. Ah, evet. Bayramiş'te genelde bu tarifi çok duydum ben. Güzel. Deneyeyim ben bu tarifi. Ellerine sağlık. Bunları kaça satıyorsun mesela şu anda? Bir kilosu 20 lira. 20 lira kilosu. Evet arkadaşlar, bakın burada da kazayağının kilosu 20 lira. Bedava değil mi? Evet. Ne kadar güzeller. Taptaze ve 20 lira. Bayramiç'e gelip kazayağı alsınlar. Öyle mi? Çarşamba günleri de getiriyor musunuz? Evet, çarşamba günleri. Mesude, sen ot getirmiyor musun? Küstü valla, küstü. Küsme küsme valla, unuttuk biz. Çarşamba günü sen de ot getiriyor musun? Ne otları getiriyorsun? Kazayağı mı? Başka? Ha, bunlar senin mi? Olsun. Olsun. Komşu dayanışması olmuş. Evet, öyle oldu. Valla kusura bakmayın, ben unutmuşum. Bir de ot yok diye üzüldük. Olsun. Olsun. Evet. Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Görüşürüz tekrar. Kolay gelsin, hayırlı işler. Evet arkadaşlar, şu karşıdaki tezgahta benim tezgahım. Bakın oraya doğru gidelim. Videoyu sonlandıralım. Evet arkadaşlar, başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.